İddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bahisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sunar. Trabzonspor bölümüne hoş geldiniz. Trabzonspor bildiğin gibi aslında milli araya en karlı giren takımdı. Canım. Hani haksızlık etmeyelim. Ya aslında 7 puan fark var. Hani 19 falan diyoruz ama arada hani Hatay ve Konya'nın da ciddi bir emeği var. Ama doğal şampiyonluk adayı diyebileceğimiz yani Galatasaray'da 9 puan var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta 10'ar puan fark var. Yani çok çok ciddi farklar ve bu farklardan dönmek hani bu takımlar arasından çok kolay değil. Yani oluyor olmuyor değil ama olduğu zaman da böyle tarihi bir şey gibi hani böyle 10 yılda bir oluyor, 5 yılda bir oluyor falan gibi anlatıyoruz. Yani çok nadir olsa da yine özel durumlar bunlar ve doğal olarak bu devasa bir avantaj demek. Trabzonspor aslında yani ciddi bir para harcanmadı değil ama mesela rakipleri tarafından işte Mustafa için hani birbirini parçaladığı 3 takım ama Trabzonspor'a gittiye girmeden ama ligin en iyi oyuncularını toplayarak gerçekten çok iyi bir transfer operasyonu yapıyor. Evet. Yani toplamda kurdukları kadro hani bazı bölgelerde yine tartışmalı şeyler olabilir ama toplamda baktığın zaman çok tatmin edici bir tablo var. Hani hem orta sahanın ön hattı ki bence Trabzonspor da buraya aslında gücünü buradan alıyor. Yani daha zayıf bir ön hat olsa bence bu savunma sırıtır. Ama oradaki hani bir nebze bir tık geride olma halini de Uğurcan gibi bence şu an ligin açık ara en formda ve en üst seviye kalecisi konumunda bence şu anda Uğurcan Çakır ve bunun da hakkını çok iyi veriyor. Uğurcan var. Ön tarafta inanılmaz üretken ve aslında sadece hani üretken de değil ve çok ciddi bir tecrübeye sahipler. Yani Hamšík, Mwakame bunlar ağırlık yani anlık parlamalarda da maça ağırlık koyabiliyorlar. Maçı yönlendirirken de ağırlık koyuyorlar. Nasıl bakıyorsun hem derbi sonrası oluşan tablodan hem de Trabzonspor'un genel durumunda? Ya evet, ciddi bir puan farkı var ve bu puan farkında kolay kapanmayacağını aslında söylediğin son cümleyle özetledim bence. Şöyle, evet bazen şampiyonluk adayları ciddi bir puan farkı açıyor, bazen eriyor bazen erimiyor. O puan farkını sadece oyuncular bile koruyabiliyor. Tabii ki her takım belli dönemlerde bir formdan düşme oluyor. Takım oyunu anlamında her dönem her şampiyon belli bir dönemde form düşümü yaşıyor. Böyle anlarda da bireysel yetenekler devreye giriyor işte. Hem bireysel yetenek bir de ağırlık. Dedin ya, ağırlık koyuyor. O tip oyuncular devreye giriyor. İşte takımda Alex varken, işte Sergen Yalçın'ın varsa, Hasan Şaş, Hacı varsa bu tip oyuncular. Bir şekilde onlar sana skor almaya devam ediyor. Belli bir dönemden sonra da. Takım düşerken de sana skor almaya devam ediyorlar. Trabzonspor'da da böyle oyuncular var. İşte Marek Hamšík. Düşmez bu oyuncu. Hani psikolojik olarak da düşmez. Teknik olarak da düşmeyecek bir oyuncu zaten. Wakame öyle. Bakasetas öyle. Bu oyuncular her zaman ortada giden maçları bir şekilde sana çevirebilecek oyuncular. O yüzden bu puan farkı çok değerli Trabzonspor'da. Hani böyle genç, yeni oluşmuş, sistem takım olarak ilerleyen bir takım olsaydı Trabzonspor. Evet yani şu an puan farkını açtı ama belli olmaz. Yani çok genç bir takım. Potaya girince biraz sallanabilir falan diyebilirdik ama şu an oyuncular da olgun. Hem kaliteli bir oyuncu grubu var hem de kaliteli bir formasyon var, kaliteli bir sistem var. Ki Fenerbahçe bölümünde konuştuğumuz iki tür teknik adamın ilk versiyonunu sergiliyor Abdullah Avcı. Elindeki kaliteli oyuncularla bir şekilde sahaya atacak bir formasyon buldu. Onları topsuz oyunda koruyacak bir formasyon buldu. Çok inanılmaz tempolu oyuncular değiller. İşte Bakasetas, Marek Hamšík, Vakayeme. O yüzden çok böyle önde baskılı değil de merkezi biraz daha set halinde karşılayan, kompaktlığı hiç bozmayan bir takım hüviyetinde şu anda Trabzonspor ve işler gayet yolunda gidiyor. Yani burada bence mesela çok kritik bir isim var. Yani geçtiğimiz dönemde de mesela. Yani şimdi Mwakame hani bireysel anlamda en farklı oyuncu ligdeki ya. En iyi sonlar, en farklı oyuncu o ve birebir de avlayamayacağı adam yok. Ama anların oyuncusu Mwakame. Yani doğru yerde bir topla buluşturacaksın ve ona göre onun arkasını toplaman lazım vesaire. Ama burada Hamšík inanılmaz bir fark yaratıyor. Yani şimdi Hamšík, Mwakame'nin de hem doğru yerde topla buluşmasını sağlayan oyuncu ki derbide de mesela bir alverleri vardı. Bir üçgen kurup Mwakame arkasını kaçırıp hani Ersin'in ayağıyla çıkar top vardı ya sol ayağıyla. Mesela o pozisyonda mesela çok net okunabilir bir tablo var. Ama Hamšík aynı zamanda orta sahaya da, yani buradaki oyuncuların tamamına da hani Hamšík'in etkilediği alan çok daha büyük. Yani Mwakame birebir de burada da olsa burada da olsa farkını yaratıyor ya da iş çok sıkıştı. Ya ver Mwakame'ye ne yaparsa yapsın hani bir şekilde bir şey de yaratıyor burada. Hani burada bir çalımı atıyor. Hani burada birilerini boşa çıkarmaya çalışıyor. Yani olur olmaz başka bir şey ama o konuda güvenirsin ama Hamšík oyunun genelini yükseltiyor ve bu konuda çok çok ciddi bir fark yarattığını düşünüyorum. Ama şunu da söyleyeceğim. Tek tek yaratılan farklar var ama takım olarak devasa bir fark yaratma henüz yok. Yani takım olarak da hani dönem dönem öyle bir periyotlar izliyoruz ki Trabzonspor'da ya bu takım ya iyi futbol izletmiyor, bize dedirtiyor. Mesela Göztepe maçı var. Yani insan şey diyor yani nasıl oluyor böyle bir şey falan hani. Abi öyle durum. Böyle bir duruma da düşüyor mesela, anladın mı? Mesela bu durumu Fenerbahçe'de çok rezalet gidiyor. Mesela Fenerbahçe'de bazen bu kadar da 45 dakika tamamen rakibe verdiği mesela 45 dakikası yok Fenerbahçe. Böyle durumda işte bu Bakasetas çıkıyor mesela 25 metreden vuruyor. Heh, onu diyeceğim. Sonra böyle bir durumda da mesela Abdülkadir Ömür şuradan bir dripling yapıp buraya bırakıyor Cervinho'ya. Cervinho sana 1-0 alıyor maçı. Ama bak bu da kalite. Yani bu bir eleştiri konusu değil benim söylediğim. Yani bu fark yaratan bir şey. Yani şampiyonluk da bazen böyle bunların üstünden gelir. Çünkü İlla şeyde değil hani her ligin şampiyonu da taktiksel olarak açık ara en iyi futbol oynayan takım değil. Öyle olsa Başakşehir 2010'ları domine ederdi yani. Başakşehir muhtemelen Abdullah Avcı'nın 4 Başakşehir şampiyonu falan olurdu. Yanlış mıyım? Bayağı mesela 30 puanla tamamladı bu periyodu. 12 maç 30 puan. Bir önceki yapan hoca da Abdullah Avcı. 12 maç 30 puan yapan son hoca 2015-16 Başakşehir. Ya yaptılar mı bir şey 2015-16'da? Yok. Hani böyle bir şeyleri yok yani. Mesela o dönem şampiyon olmadı ama taktiksel olarak mesela Başakşehir senelerce ligin en iyi takımıydı. Çok ciddi bir periyotta. O yüzden taktiksel olarak Trabzonspor en iyi değil, bir eleştiri değil. Bir tercih bu. Bir tercih ve taktiksel olarak en iyi yapmış bir hocaya da sahip. Bu da çok acayip bir artı bence. Yani eksikler tamamlandığında belki bir iki rotuş yapıldığında ya da bazı oyuncularla daha düzenli çalıştığında, daha birbirleriyle daha iletişimleri kuvvetlendiğinde bu takımın takım oyunu da daha da yükselecek. Zaten Trabzonspor'un Başakşehir'e şampiyonluk verme sebebi budur. Çünkü bence Trabzonspor şampiyonu verdi yani. O şampiyonluk Başakşehir elindeydi yani. Buradan vermen lazım. Başakşehir'in ben şöyle söyleyeyim. Başakşehir de verdi şampiyonluk da hani birebir de Galatasaray'a verdi mesela vesaire. Ama şampiyon olduğu sene en dolu hak ettiği sene mi? Bence değil. Bence son 5 yılın en iyi 3. falan sezonudur o. Hani şey oluyordu ya bir ara. Messi'ler, Ronaldo'lar pas alıyordu. Iniesta alamıyordu Ballon d'Or'u. Sonra bir sene düştüler. O sene şey aldı ya. Modric aldı mesela. Modric de iyi oynadı o sene ama bence herhangi bir Iniesta sezonundan iyi oynamadı. Evet. Hani onu yakalamak mesele. Burada da dediğim gibi bireysel anlamda bence en iyi hücum attı Trabzonspor'da. Mesela Fenerbahçe'ye çektim ya, orta saha dengeli, ön tarafa baktığında fark yaratacak oyuncu var mı ya, yapı var mı? Henüz yok, görünmüyor ama bu mesela Canini de mesela bu arada bence Abdullah Hoca'nın taktiksel olarak en çok kullandığı oyuncu da Canini. Mesela şuraya çekiyor, buradan hani Mwakame'ye, Bakasetas'a, hani Hamšík'e koridor açıyor. Bu yüzden zaten Cornelius yerine Canini'nin oynama sebebi de bu. Arkasını yükselten bir hareketliliği ve top tutma kabiliyeti var. Yani mesela burada aldığında da kanat oyuncusu gibi böyle önü üstüne atlıyor. Yani var adamda bir şeylik var. %10 Ronaldinho atmışlar içine. Dediğimi anlamışsındır. Evet, evet. Mesela diğer oyuncuları alan açıyor. O yüzden Cornelius'un çok önünde. Ve bu hat herkesten iyi abi. İşte bu da bir tercih. O az önce dedik ya. Evet, bazı maçlarda Trabzonspor topsuz oyunda eksik gözükebilir. Oyunu ele alamayabilir. Tempo olarak eksik kalabilir ama bu bir tercih. Mesela başka bir teknik adam şu sol içe Marek Hamšík'e yazdıktan sonra Berat yapar. Şuraya Bakasetas'a yazarken eli titreyebilir yani. B'de kalabilir. Gider buraya bir tane Dorukhan koyar. Ama orada Hamšík var, şuraya bir Dorukhan yazayım. Garanti olsun. Şurada Mwakame varken şuraya Cervinho değil de biraz daha şuralara koşacak. Daha defansif Yusuf Sarı'yı mı yazsak falan diye düşünebilir. Abdullah Avcı işte dediğim tercih bu. Kaliteli oyuncuları sahaya atayım. Evet, bazı maçlarda oyunu ele alamayabilirim ama bir tane Bakasetas çeker vururum 5'ten maçı alırım tercihini yapıyor. Berat Siyopis Dorukhan üçlüsünü görüyorsun. Dursunlar burada. Dursun. Bek sen çıkma. Vakayeme bir şeyler yapar. Bu da bir tercih mesela ama şu anda sonuç olan Abdullah Avcı oldu. Burada bir sol bek girişimi olduğu söyleniyor. Son olarak onunla bitirelim istersen. Uğur Çiftçi. Belki son yılların yani milli takıma giremeyen ama girmeye mesela Serdar Gürler çok şey oldu, çok konuşuldu. Ama Serdar'ın formu anlık bence. Uğur Çiftçi'nin değil. Uğur Çiftçi bayağı senelerdir. Defansif bekse en iyisini oynuyor adam yani. Bence şu anda evet. Milli takım havuzuna girmeyen ki boş da bir bölge. Neden girmediğini bilmiyorum. Milli takım havuzuna girmeyen ve hak etme konusunda liste yapsam ben 1 numaraya Uğur Çiftçi'yi yazarım. Trabzonspor'un da en eksik bir bölgesi. Sivas Spor'a da iletmiş yani de Ocak ayında ayrılmak istediğini. Ve Trabzonspor'un en ciddi talip olduğu söyleniyor. Sen nasıl bakarsın? Bence de Süper Lig'de programı açar, Trabzonspor bölümünü açarken söyledin ya çok mantıklı hamleler çekti aldı. Kimse aynen tık tık. Aynen hiç böyle başı da ağrımadan o hamlelerden biri olabilir. Bu arada Marek Hamšík de öyle bir hamle yani lig dışından. Bu da bir tercih çünkü oyuncunun kafa olarak aslında oynamak istediğini sezmişler ki bu yüzden kendi kiralık olarak gitmişti. Daha doğrusu kısa vadeli bir sözleşme imzalamıştı. Turnuvada oynamak için. Oyuncunun kafasında hala oynamak var mesela. Profesyonel olduğunu sezmişler. Fizik olarak da çok düşmediğini sezip. Bu oyuncu çok da acayip böyle maaşlara bağlanmadan transfer etmek de bir güzel bir hamle. Mesela yaz Fenerbahçe'ye yaz. Şu anda Fenerbahçe daha üst seviye olmaz mı yani? Herkes oynardı. Bak Beşiktaş'ı daha üst seviye çek. Bence Beşiktaş'ın tam eksiği bu arada. Evet, evet. Tam eksiği bence. Aynen. Net yani. Galatasaray'da da net şekilde oynar. Yani Hamšík, Çikal daha arkasından Berkan mesela. O da acayip güçlü olurdu. Yani her takıma fark yaratacak bir oyun. İşte bundan bahsediyorum. Yani bu. Tek tek oyuncuların iyi gözüküyor olması. Mesela nasıl söyleyeyim? Yani Fenerbahçe bölümünde değerlendirdikçe Max Meyer vesaire. Mesela Fenerbahçe seviyesi değil demezsin ama Max Meyer'i Trabzonspor'a koy. Hani Trabzonspor'u yukarı çekmez yani. Ama Hamšík yukarı çeker bütün takımları. O yüzden bu hat sana 9 puan 10 puan fark yapıyor. Trabzonspor'u da belli ki sezon boyunca değerlendirmelerimiz sürecek birçok oyuncusu var. Her oyuncuya zaman, Bakasetas'a zaman ayıramadık. Bence ligin en formda iki yani top 3 oyuncusundan biri şu an. Sakatlık evet. Vesaire durumlarına rağmen birkaç haftadır durdu ama hala top 3 oyuncusundan biri. Şu anda maç alan oyuncu denince aklıma Bakasetas geliyor bizim lig özelinde mesela. Yani aynen. Maç alan oyuncu. Değineceğimiz çok detay olacaktır. Şimdi istiyorsan Galatasaray'a geçelim. Galatasaray tamamdır. Trabzonspor'dan sonra şampiyonluk adayları arasında bir bir puan da olsa öne geçti Beşiktaş Fenerbahçe'nin. Şimdi de Galatasaray'ı değerlendirelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi Mediamarkt sundu.